var mıdır? AKP'nin utanç sergisini açıyoruz. Biraz sonra dolaşacağımız bu sergi partimize yönelik olarak devletin, iktidarın açtığı davaların ne kadar ipe sapa gelmez şeyler olduğunu, ne kadar basit, uydurma şeyler olduğunu göreceksiniz. Hukuktan bahsedemeyiz, adaletten, vicdandan bahsedemeyiz. Tamamen bir siyaseti tasfiye etmek için sandıkta baş edemediği bir siyaseti işte böyle hukuku sarayın sopası yaparak tasfiye etmek için gerçekleştirilmiş olan dosyalar, fezlekelerin milletvekillerimize yönelik olarak hazırlanmış olan dosyaların sergisini göreceğiz. Burada örneğin sevgili eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ 10 ay ceza alarak hem milletvekilliğinin düşürüldüğü hem eş başkanlığının düşürüldüğü bir dava dosyası var. Bu dava dosyası 2013'te başlayan bir hukuki süreç. Eş genel başkanımız parlamentonun tek kadın genel başkanı olarak milletvekiliyken bir dava açılıyor, dava sürdürülüyor ve hukuksuz bir şekilde anayasaya da aykırı bir şekilde dokunulmazlığı varken bu cezayı alıyor. Bunun hedefi parlamentonun kadın vekil sayısını yükselten, kadınların siyasi temsilini artıran, bu konuda uluslararası alanda da hükümetin, Türkiye'nin endekslerini güzelleştiren, yukarıya çeken HDP'nin kadın milletvekillerine yönelik birçok dosya göreceksiniz. Hepsi de gerçekten trajikomik gerekçeler, suçlamalar. Bunlardan bir tanesi de değerli milletvekilimiz Meral arkadaşımızın duruşması, davası, fezlekesi. Burada da partimizin eş genel başkanları, milletvekillerinin fotoğrafları taşındığı için, kürsüde muhafaza edildiği için ve Twitter hesabında da kullanıldığı için suç delili olarak bu dosyalarda gösterilmiştir. Daha buna benzer pek çok ifade var, pek çok suçlama var. Hepsini incelemenizi ve bağımsız yargı olarak, bağımsız yargının, tarafsız yargının tırnak içerisinde hayata geçirdiği bu uygulamayı, bu pratiği siz de bağımsız ve tarafsız basın olarak yayınlamanızı diliyoruz. Bu utanç AKP'ye ait, saraya ait, Anayasa Mahkemesi ve mahkemelere aittir. Hepinize iyi izlemeler, iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Makas. Genel olarak. Sorun vekilimizin. Gözaltına alındığım mahkeme yaptığım savunmaya savunma telefonu bir daha çeker misiniz? Anayasanın çoğulcu ve yerinde yönetimini esas alan bir anayasa talebimiz var. Orada ve mevcut 2024'ten bu yana olan anayasaları eleştirmişim.
ona yönelik bir fezleke. Bir konuşma, iki fezleke. Evet, bu biraz çok önce bahsettiğim. Arkadaşlar, suç bu. Suç gördüğünüz gibi eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin fotoğrafının evet, ekran alıntısı. Evet. Ekran alıntısı suç delili olarak gösteriliyor. Şu, kürsüde yaptığım konuşmada bu fotoğrafın bulunmuş olması büyük bir suç, evet. Slogan atamadığımız bir yer vardı. Bizi böyle elimizi koparmıştı. Merdivenlerde oturuyorduk. Kendisi diyor, slogan atmamış, konuşmamış. Sadece merdivenlerde oturmuş, merdivenlerin dışına çıkmamış diyor. Kendi de böyle açıklıyor. Böyle böyle de açıklamış yani. Şu cümleden atmadınız. Slogan atmamış diye, slogan atamadığımız için, konuşmadığımız için. Ben şu cümleyi sunuyorum. Arkadaşlar, bu suç olarak tanımlanmış. Sizin dikkatinize sunuyorum. Bir dakika. Merdivenlerde yola taşmadan, kamu düzenini bozmadan, herhangi bir slogan atmadan ve herhangi bir yazılı materyal açmadan oturmaya devam ettikleri görülmüş ve usulmüş. Yani savcı aslında bunun suç olmadığını tarif ederek aynı zamanda fezlekede hazırlamış oluyor. Barış'ın anlattığı ki delilleriyle, Esma Hüsna'dan, ayetlerle, İslam'ın hakkında fezlekede. Hem bunu ben biliyorum. Siz bunu ya bir itirafçının beyanları var ama tabii beyanlar çok garip beyanlardı. Hayır. İşte Ayça İlmez'in gözlerini görmediğini iddia etmiş falan gibi bir garip bir iddianame bu da. Sırrı Süreyya Önder sadece Sayın Öcalan dediği için ve tecrit kavramı kullandığı için hakkında suç ve suçu örnekten fezleke hazırlanmış. Halbuki bu her yerde evet, Selahattin Başkan. Evet. İlk namazda katılmanın bir suç olduğu. Cuma namazı kıldığı için savunma. Bir fezlekeye. Bu arada bir bilgi verme milletvekilimiz hakkında mahkemede ve savcılıkta savunma içinde kullandıkları sözlerle ilgili onlarca fezleke hazırlandı. Halbuki savunma da kullanmazlığı var. Tıpkı yasama sorumsuzluğu gibi bunlarda fezleke. Bu da çok ilginç değil mi? Evet. Burada da Devlet Bahçeli hırsız dedik fezleke Demirtaş'a hazırlandı. Hatırlarsınız o konuşmayı. Devlet Bahçeli AKP Saray iktidarı için, Erdoğan için hırsız demişti. Bunu hatırlatmıştı eş başkanımız. Bu da bir fezleke oldu ama sormak gerekiyor. Acaba aynı fezlekeden Bahçeli'de var mı? Bilmiyoruz. Ben dedim çünkü bize hanım ilk değerlendirme yaptı. Oradan bir tane fezleke. Milletvekili dedim konuşuyor. Ben ilk değerlendirme yaptım söylüyorum. Ondan suçlu suçluyor. Arkadaşlar, özetle savcılar ortada bir suç yok. Bunu gayet iyi biliyorlar. Suç olmadığı için çok garip, gerçekten hukuku her gün katlederek böyle absürt, garabet içerikli fezlekeler hazırlıyorlar. Yani HDP'li vekillerin fezlekesi fazla diyebilmek için 24 saat neredeyse mesai yapıyorlar. Son gelen fezlekelerin tümü, Diyarbakır'dan gelen fezlekelerin tümü 4 ay önce tayini Etiye'ye çıkan Kurtça Eker'e ait. Görevde olmayan bir savcının imzasıyla şu anda Diyarbakır'da olmayan bir savcının imzasıyla fezlekeler gönderiliyor. Çok zor durumdalar. Onlara acıyoruz. Değil mi? Ortada bir suç fiili yok. Suç da yok. Ortada bir sanık da yok aslında. Fakat HDP'ye yönelik propagandayı böyle yapıyorlar. Bugünler geçecek ve bu gördüğünüz fezlekeler, dosyalar herhalde hukuk fakültelerinde, faşizm dönemlerinde, diktatörlük dönemlerinde neler olabileceğine dair örnekler olarak okutulacak. Biz
siz AKP Saray iktidarının bu dosyalarla, fezleke dosya hazırlayarak mahkemelerle HDP'yi korkutamayacağınızı bugün de söyledik. Yılmayacağımızı, korkmayacağımızı, gerçekleri, hakikatleri söylemeye bizler devam edeceğiz. Ve mutlaka biz kazanacağız. Teşekkür ederim. Dün gelen bir gelecek olan 19 fezleke var. Bu 18 ay sanıyorum dokunulmazlıkların görüşüldüğü o komisyon sonrasında işte yaşanan bazı işte şarkı, marş deniliyor. 18 ay sonra gelmiş görünüyor. Ona dair bir değerlendirme yapar mısınız? 19 milletvekili geldiğiyle. Yani o fezleke yeni gelmeden haberi yapıldı. Görmedim çünkü birileri daha önceden öğreniyor. Anayasa komisyonundan biz daha önceden dokunulmazlıkların ilgili kararın verildiğini söyleyerek ciddi bir konuşmayla, içerikli bir konuşmayla komisyonu terk ettik. 18 ay sonra ve şunu hatırlatmak istiyorum özellikle şu anda içeride bulunan, rehin olan arkadaşlarımızın, vekil arkadaşlarımızın ve eş başkanlarımıza sürekli fezleke geliyor. Halbuki o dönemde Bozdağ meclis başkanı, cumhurbaşkanı bütün fezlekeler gönderilsin demişlerdi. Hiçbir şey kalmasın. Fakat tutukladıkları, içeri aldıkları yetmiyormuş gibi bu sefer eski defterleri tekrar karıştırarak yeni yeni garip gerekçeler çıkarıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Halbuki 20 Mayıs'ta böyle bir tutumları vardı. Şimdi daha fazla ne yapabiliriz diye çok ciddi çalışıyorlar ama nafile tabii. Gözümüzün üstünde kaşarız.